Birincisi İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz? Bölgesinin Şirin kenti Burdur'dan sevgi ve selamlarımızla bu hafta da Meltem'le Zirvedekiler bölümü. Olduğu gibi Meltem'le Zirvedekiler yine bu hafta dop dolu sevgili seyirciler. Evet, biz şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinin gelişen kentlerinden birisi, İnanç Turizmi'nde başkenti Balıklı Göl'den evet sizlere sesleneceğiz. Neredeyiz efendim? Şanlıurfa'dayız. Bu hafta Şanlıurfa'nın güzellikleri, hoş sohbetlerle sizlerle birlikte olacak. Evet, bu program sizler için diyor ve bu hafta da yayınımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Ekranlarınızdan ayrılmayınız efendim. Meltem'le Zirvedekiler başlıyor. Türkiye'nin en kalabalık 9. şehri Şanlıurfa'dayız bu hafta. Meltem Dikici, inanç turizminin başkenti Şanlıurfa'da bu haftada keyifli bir gezi gerçekleştirerek zirve konukları sizlerle buluşturdu. Meltem Dikici'nin Balıklı Göl'de kentin valisi Sayın Güngör Azim Tunay'la gerçekleştirdiği özel röportaj, Urfa'ya hizmetleriyle Urfa halkının gönlünde sevgi kazanmış başarılı bir siyasetçi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Doktor Ahmet Eşref Pakıbaba'yla yatırımlar, Suriye sınırına çok yakında Ceylanpınar ilçesinden çok özel sınır ötesi röportajlar, geniş Harran toprakları ve Harran'da turizm, kentin 2017 gelişen vizyonu, hepsi ve daha fazlası az sonra Meltem'le Zirvedekiler'de. Şimdi sözü uzatmayalım diyor, Şanlıurfa programımızın çekimlerinde gösterdikleri ilgi için Şanlıurfa Valiliğine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyor. Sözü Şanlıurfa Valisi Sayın Güngör Azim Tunay'a bırakıyor, kentin marka değerlerini bize anlatmasını istiyoruz. Şimdi Urfa deyince akla öncelikle Balıklı Göl geliyor. Yani Urfa'nın artık timsali olmuş. Çok önemli bir yerdeyiz. Urfa insanının kalbinin attığı yer burası. Burası yaz kış sürekli. Sadece Urfalılar için değil, Urfa'ya dışarıdan gelen herkesin istisnasız öncelikle geldiği, ziyaret ettiği, İbrahim Aleyhisselam'ın tabii ki varlığıyla şereflendirdiği, o yüzden bir kutsiyet kazanmış, insanların gözünde ayrı bir yeri olan bir belde. Biz Şanlıurfa'ya yönelik özellikle Türk insanının ve bölgeden gelen, İslam dünyasına gelen insanların özel bir ilgisi olduğunu fark ediyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Geçen seneye nazaran şu anda biz 2017 senesinin ilk 2-3 ayında gelen turist sayısı geçen senelere nazaran bunu en az 150 daha katlamış durumda. Bu bize şunu gösteriyor, 2017 inşallah Şanlıurfa için çok daha iyi bir turizm sezonu olarak geçecek. Diğer taraftan bir de Göbekli Tepe denen bir zenginliğimiz, bir hazinemiz var. O da İslam dünyası dışından özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya, Uzak Doğu'dan çok tanınmış ve ilgiye mazhar olmuş bir alan. Yani sonuç olarak buraya gelen insanların sadece burada birkaç saat kalıp gezip gitmek değil, en az bir iki gece geceleyerek, konaklayarak dolu dolu burayı anlamaları, yaşamaları ve buradan memnun ayrılmalarıdır.
Urfa denince sevgili seyirciler tabii ki damak lezzetleri de akla geliyor. Buranın belki de en vazgeçilmesi de acı biberi değil mi? Acısı çok meşhur. Bir kere fıstık burada çok önemli bir üretim, ürün. Bu fıstığın çoğu, Antep fıstığı diye bildiğimiz fıstığın çoğu aslında Urfa'da üretiliyor. Biber olarak zaten biber buranın olmazsa olmazı, patlıcan aynı şekilde. Yani bu işte kebap ve diğer yanındaki tüketilen ürünler içerisinde öne çıkanlar bunlar. Şimdi devletimizin teşvik ettiği bir bölge, en çok teşviği verdiği bir bölge. Bunun da etkilerini görüyoruz. Şu anda organize sanayi bölgeleri olarak çok yoğun bir şekilde talep var. Türkiye'nin her bölgesinden buraya gelip yatırım yapmak isteyen insanlar var. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Eminim bir iki sene içerisinde büyük bir istihdam ve iş gücü potansiyelinde bunlar sahip olmuş olacak. Çünkü bölgede en önemli şey, biraz önce söyledim, genç nüfus çok, işsizlik fazla. Bu gençlerimize iş imkanı sunmak gerekiyor. Tarım, zaten tarımın başkenti diyebileceğimiz bir il. İşte eğitim alanında ve kültür alanında yapılacak çalışmalara tabii ki büyük ihtiyaç var. Bu sene içerisinde tabii 2017'de çok önemli projelerimiz olacak. Bunlardan biri Mayıs ayında inşallah Ankara'da bir Urfa Tanıtım Günleri yapıyoruz. Urfa Tanıtım Günleri'nde Urfa'yı her yönüyle tanıtacağız. İstanbul'da da sonbaharda yine bir tanıtım günleri yapacağız. Yine Urfa'yı her yönüyle tanıtacağız. Ve Urfa'ya, Şanlıurfa'ya, bu güzel insanların memleketine, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'un taçlandırdığı bu beldeye bütün misafirlerimizi bekliyoruz efendim. Urfa'lıyım ezelden, Urfa'lıyım ezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Urfa'da halkın sevgisini kazanmış bir marka isim. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba bu hafta Meltem'le Zirvedekiler programının zirve konuğu. 7'den 77'ye herkesin gönlünde yer alan, kente yaptığı hizmetlerle alkışı hak etmiş bir Urfa sevdalısı, halkın babası Sayın Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba'yla tarihi, otantik bir mekanda yaptığı söyleşide Meltem Dikici, kente yapılan yatırımları sordu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975 yılında mezun olan Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba, 1982 yılında İstanbul Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. 2 yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Biricik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekilliğine seçildi. Sayın Fakıbaba'yı kısaca sizlere tanıttıktan sonra kendisiyle yaptığımız çok özel röportajı sizler için ekranlara getiriyoruz. Biz Urfa'yı tanımak istiyoruz öncelikle. Değerleriyle Urfa denince aklımıza neler geliyor? Sizin görüşlerinizi biraz öğrenelim. Yani dünyanın en eski şehri. 11.500 yıllık dünyanın en eski ansal tapınağının, yani Göbekli Tepe'nin olduğu bir şehir. Dünyada ilk insan boyutundaki heykel bizim burada çıktı. Müthiş bir olay.
tarihiyle, tarımıyla ve buna bağlı olarak da turizmiyle. Yani 3D'yi de söylediğimde 9 kelimeyle suyu, surları, sokakları, tarımı, efendim, tarihi, turizmi ve müziğiyle, mutfağıyla ve mağaralarıyla yani dünyanın hakikaten ender şehirlerinden birisi. Fakı Baba'nın tabii ki çok özelliği var. Ben özellikle kendisini bu konuda kutlamak istiyorum. Çünkü halkın da gönlünde bir taht kurmuş, özel sevgisi olan, Urfa halkının belki de yüreğinde farklı bir yer edinmiş özel isimlerden biri. Marka isim diyorum ben kendisine. Bu sevgi nasıl oluştu? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu da özellikle soracağım size. Ben onlardan Allah razı olsun. Hep bana değer vermişlerdir. Ama ben de onların hep hizmetinde olmaya çalışmışımdır. Hep onlara yardım etmek için elimden geldiği kadar gece gündüz demeden hep onların hizmetkarı olmuşumdur ve bununla da gurur duymuşumdur. Yani sevgi karşılıklı. İnşallah sizlerin de desteği ve yardımıyla inanıyorum ki bu şehir hak ettiği yere mutlaka ama mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Gündemle ilgili de konuşalım biraz. Referandum süreci içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta da bir seçim söz konusu olacak. Az bir süre kaldı. Bununla ilgili de sizin görüşleriniz var. Şöyle da biz çalışıyoruz bütün arkadaşlarımız beraber. Ben şunu görüyorum ve bütün Urfalı hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bir AK Parti meselesi değil. Bu Türkiye'nin geleceği meselesi. Büyük hedef, kutlu düşle, taş koyduk bu yürüyüşe, ak sevdayla. Yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla vesayetin kalktığı, bütün her şeyin halkın oylarıyla seçilen insanların elinde yürütülecek, yasaması öyle olacak ve meclis öyle olacak, yargısı öyle olacak. Ve Urfalı hemşerilerimiz müthiş bir destek veriyorlar. Urfalı devletini seviyor, geleceğini seviyor, olayı görüyor. Artık vesayet olmayacak, bir darbe tehlikesi olmayacak. Yürütmenin başında iki kişi olmayacak. Tek başına aslanlar gibi ülkemizi yönetecek ve çok hızlı bir şekilde kararlar alınacak ve bundan insanlar faydalanacak diye düşünüyorum. Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar'a gidiyoruz. İlk olarak sınır bölgelerinde 6 yıldır görev yapan, görevinin sorumluluğunda başarılı bir kaymakam olan Ceylanpınar Kaymakamı Sayın Ahmet Karatepe'yi ziyaret ediyoruz ve ilçeyi bize anlatmasını istiyoruz. Ceylanpınar ilçemiz ülkemizin güneydoğu sınırında bulunan, hemen bitişinde, güneyinde Suriye'nin Rasul Ayn kenti bulunan, doğusunda Kızıltepe ve batısında Akçakale ve Tigem arazileri bulunan bir ilçedir. İlçemizde bulunan Tigem arazisi, Tigem işletmesi, tarım işletmesi dünyanın en büyük tarım işletmesidir. İlçemizin ekonomisi de genel olarak Tigem işletmesindeki çalışan işçilerimize dayanıyor. Ceylanlarımızla meşhur bir ilçemizdir. İlçemizin isminde olduğu gibi. Ceylanpınar ilçesi vatandaşlarıyla beraber devletine, milletine son derece bağlı, değerlerine son derece bağlı insanlardır. Biz bölgemizde vatandaşımız için, milletimizin refahı için, huzuru için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Ceylanpınar'ımızın şu an için geldiği nokta geçmişten çok daha ileridir. Bundan sonrası daha da ileri olacaktır. Tabii 15 Temmuz darbe girişimi, hain darbe girişimi sırasında vatandaşımız son derece duyarlı ve hassas ve refleksel bir şekilde hareket etmiştir bölgemizde de. Tabii hainler emellerine ulaşamadılar.
ve asla ulaşamayacaklar, başaramayacaklar. Biz çok büyük bir devletiz. İnsanlık tarihi kadar milletimizin geçmiş bir tarihi vardır ve şanlı tarihimizin hiçbir aşamasında bizim lekemiz bulunmamaktadır. Şan şerefle doludur. Tüm insani değerlerin bayraktarlığını yapmış bir milletiz. Keza ilçemiz merkezinin nüfusu 55 bindir. 55 bin tane de Suriyeli kardeşimiz yaşamaktadır ilçemizde. Bölgemiz Türkiye şu an devleti ve hükümetiyle birlikte bölgenin umududur. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yurt içinde ve yurt dışında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sonsuz muhabbetlerimle selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ceylan Pınar sevdalısı, aileden gelen bir yönetim zinciriyle deneyimli bir yönetici, siyasetçi Sayın Menderes Atilla bu hafta Meltem'le Zirvedekilerin konuğu oldu. Ceylan Pınar'da değişim rüzgarlarını programımıza değerlendiren Sayın Atilla, zirvede konuklar arasında yer alırken başkanlık sistemi hakkında görüşlerini de net ifadelerle anlattı. Ceylan Pınar'a yaptığı hizmetlerle halkın sevgisini de kazanmış olan Sayın Menderes Atilla'yla çok özel röportajımız şimdi sizlerle. Efendim Ceylan Pınar'ı biraz tanıyalım. Nedir bu ilçenin özellikleri? Ceylan Pınar Osmanlı döneminde şu an Ceylan Pınar'ın yanı başında bulunan Rasulhan kentiyle aynı yerdeydi. Ondan sonra Misak-ı Milli sınırları çizilirken Rasulhan kenti diğer tarafta kaldı, Suriye tarafında. Ceylan Pınar'da atalarımız işte bu tarafta kaldılar. Akrabalık bağlarımız var Suriye'deki yaşayanlarla. Bir kardeş bu tarafta kalmış, diğer kardeş öbür tarafta kalmış. Amca çocuğu burada. Yani Suriye'nin Suriye'yle büyük bir akrabalık bağı olan bir ilçe. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1948'de tarım işletmesi, o zaman devlet üretme çiftliği adı altında ilçemizde kurulmuş. 2 milyon dekara yakın araziye sahip dünyanın en büyük tarım işletmesi ilçemizde. Pamuk üretimi, mısır üretimi, buğday üretimi, mercimek üretimi, yani baştaki gelirimiz bizim ilçemizin tarım. Neler yapılıyor bu ilçede, neler değişiyor? Ceylan Pınar'da mesela 37.200 metrekare kanalizasyon yapmış olduk. 24.900 metrekare altyapı içme suyu merkeze çekmiş olduk. Kırsalımızda 122 kilometre asfalt yaptık köylerimizde. Çok güzel bir çalışmamız var. 10 kilometrelik ilçe girişini hem imara uygun yıkımlarımızı gerçekleştirmiş olduk. İki araba yan yana zor giderken şu an 60 metrelik yollar yapmış olduk. Orta refüjlü çalışmalarımız bu hemen hemen ortalama 7 aydır devam ediyor. İnşallah 3 aylık bir süreçte bitirmiş olacağız. 220 bin metrekare kilitli parke şu ana kadar döşemişiz. Kırsaldaki köylülerimizle, kardeşlerimizle beraber IMC usulüyle 60 tane kültür evi yapmış olduk. 2 tane semt pazarı yaptık, modern semt pazarı. 11.3 kilometre dere ıslah çalışması yapmış olduk. 12 bin metrekare elektrik hattı şu an yerin altına alınıyor. 6 kilometre MOBESA hattı şu an döşeniyor. Bu gördüğünüz 85 bin nüfuslu ilçenin tapusu yok. Şaşırdım şimdi. Tabii. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Sayın Bakanımız Faruk Çelik'in girişimiyle, vekillerimizin, hepimizin mücadele ve katkılarıyla geçen sene onu da bitirmiş olduk. Şu an onun kadastro çalışmaları, imar çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl inşallah halka tapularını dağıtmış olacağız. Çok büyük bir sorundu.
Bizim devlet hastanemiz de 50 yataklıydı. Bir de eski bir hastaneydi. Girişimlerde bulunduk, sağ olsun Sağlık Bakanlığı da bizlere yardımcı oldu. 150 yataklı devlet hastanesinin 2 ay önce Sağlık Bakanlığı'ndaki projesini de beraber beğenmiş olduk. Allah'ın izniyle önümüzdeki aylarda da ihalesi yapılıp temeli atılacak bu hastanemizin. Hibe olarak şu an burada 200 yataklı biz kız öğrenci yurdu çalışmasına başladık. İhalesini bitirdik. 4 tane büyük parklar yapıyoruz. İhalesi bitti. Ben tabii bir referandum süreci içerisine gireceğiz. Kısa bir görüşünüzü de almak istiyorum. Seçimimiz çok yaklaştı. Halk bir seçime gidecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi konusundaki düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim? Eğer bugün 50 bin insanın katline sebep olan bir terör örgütü, PKK terör örgütü ve onun yandaşları, örgütler hayır diyorsa, eğer bugün tüm İslam düşmanı ülkeler hayır diyorsa, eğer bugün sanki Avrupa'nın içinde referandum yapılacak, bizim iç işlerimize yıllardır elini burnunu çekmeyen Siyonist güçler Avrupa ülkeleri hayır diyorsa, onların içteki yıllardır Türkiye'nin sömürmesine müsaade eden, işbirliği eden içteki işbirlikçilere hayır diyorsa, aklın yolu bir, demek ki doğru yol evet demekmiş. Yani 16 Nisan ileriki dönemlerde de ülkemizin kurtuluş günü diye bayram olarak da kutlanmalı diye düşünüyorum ya. Yani. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Herkes gidip oyunu kesinlikle kullanmalı. Evet yönünde kullanmalı. Yani sakın ihmalkarlık falan yapmayalım. Hepinizden ricam bu Türkiye'ye yapılan hakaretleri göz önünde bulunduralım. Gelecekteki ülkemizin geleceği, selameti, birlik ve beraberliği için referanduma yüksek oranda katılım sağlayalım. Evet mührünü basalım. Evet'e basılan her mühür Hollanda'ya bir Osmanlı tokatı, Almanya'ya bir Osmanlı tokatı, Siyonist güçlere bir Osmanlı tokatı, emperyalist güçlere bir Osmanlı tokatı olarak dönecektir. Hepinizden ricam seçim günü, referandum günü hepimiz sandıklarda olalım. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Tarım Bereketi Şanlıurfa'da Harran Ovası'nın tarım bereketini ve turizmdeki önemini araştırıyoruz. Son yıllarda ilçede yer alan sosyal projeler dikkat çekiyor. Harran Kaymakamlığı tarafından yürütülen kadın istihdamına yönelik bir proje olan Ekolojik Tahta Oyuncak Atölyesi alkışı hak ediyor. Meltem Dikici atölyede yer alan çalışmaları sizler için araştırdı. Şimdi sözü Harran Kaymakamı Sayın Temel Akça'ya bırakıyor, bu projeyi anlatmasını istiyoruz. Bu proje Harran Kaymakamlığı'nın yürüttüğü projelerden bir tanesi. Biz Harran'da aile destek merkezi kurduk. Aile destek merkezleri bayanların gelip eğitim alabildikleri, üretim yapabildikleri yerler. Birkaç alanda çalışıyoruz. Bu alanlardan bir tanesi ahşap oyuncak ve biz burada bir atölye kurduk. Atıl durumda olan burayı böyle tekrar böyle faaliyet alanına dönüştürmek istedik ve burada ahşap oyuncak atölyemizi kurduk. Burada amacımız ekolojik oyuncaklar üretmek. Suriyeliler ve Harranlılardan oluşan bir ekip oluşturduk. Düzenli olarak sabah gelip belli bir saate kadar burada beraber çalışıyorlar. Beraber yemek yiyorlar. Bazen programlara katılıyorlar, sosyal aktiviteler yapıyorlar. Ama da buradaki asıl amaç burada ahşaptan oyuncaklar üretmek. Burada uzman kişilerden faydalanıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışan kişilerle gelip atölye çalışmaları yaptırıyoruz. Ve böyle tasarımlar oluşuyor. Şu an gördüğümüz ürünler tamamı Harran'da üretilen ürünler. Şu an gördükleriniz hepsini artık üretebilecek kapasiteye geldik. Ve amacımız hem ülkemizin ihtiyacı olan böyle bir üretimi yapmak hem de Harran'da kadınlarımızdan ekonomik anlamda kadınlarımıza katkı sağlamak. Kaç tane bayanımız var şu an? Şu anda 27 tane bayanımız var. Bunların bir kısmı Harranlı, bir kısmı Suriyeli.
Ben şunu görüyorum mesela, çok gayet güzel, şık bir. Tabii çok. Ne, tırtıl mı bu? Tırtıl. Tırtıl çok harika yapmışlar sevgili seyirciler. İlk dikkatimi çeken bu oldu benim. Şu gördükleriniz de doğal ağaçtır, boya değildir. Hı? Kesinlikle sağlığa hiçbir zararı olmayan bir oyuncak üretiyoruz. Ama uzun vadeli hedefimiz bunu yurt dışına da satmak. İnşallah. Hayırlısı olsun. Biz hanımlarımıza da tabii ki bu istihdamı, bu şekilde ekonomiye katkıyı sağladığınız için kaymakamlığınızda kutluyoruz. Böyle projeler çoğalsın efendim. Türkiye'miz, ülkemiz gerçekten kalkınsın. Çünkü kadınlarsız hiçbir şey olmaz. Kadınlarımıza değer verelim ki ülkemizde de değerler artsın. Ne olsun? Ülkemiz gelişsin, değil mi? Evet, ben kaymakamımıza o zaman bir alkış istiyorum burada. Evet. Şimdi de Harran'da başarılı çalışmalara imza atmış bir yönetici Sayın Mehmet Özyavuz'dan ilçede tarım ve turizm konusunu araştırıyoruz. Mütevazı, güler yüzlü yapısıyla ekibimizi karşılayan Sayın Özyavuz, bölgenin de sevilen isimlerinden. Harran halkının da değer verdiği çözümcü yönetim anlayışıyla ilçede yöneticilik yapıyor. Ve Sayın Özyavuz bu hafta Meltem'le zirvedekilerin konuğu olarak bakın ilçesini nasıl anlatıyor. Harran denince aklımıza neler gelir efendim? Neler söylenebilir bu güzel ilçe için? Harran 7000 yıllık bir özgeçmiş olan, birçok medeniyetlere başkentlik yapmış, 120'nin üzerinde bilim adamı yetiştirmiş, ünlü komutanları yetiştirmiş. İlk İslam Üniversitesi Harran'da, kümbete yapı stili dünyada 3 yerde var. Biri Suriye'de, zaten bu savaşta o da yerle bir oldu gitti. Bir Urfa Harran'da var, bir de İtalya Alibereberli'de var. Bunun yanı başında hem savunma kalesi hem saray olarak kullanılan çok güzel bir görkemli, haşmetli bir kalemiz var. Bunun yanı başında ilk İslam Üniversitesi Harran'da kuruluyor. Gök bilimlerini incelemek için şu anda kalemiz, Rasat Kulemiz zaten Harran'a ayakta. Şehrin tamamı surlarla çevrili. 4 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğinde güzel surlarla çevrili. Harran'ın ovası var tabii ki. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi Harran Ovası'nın tamamı %100 sulanabilir bir şeye kavuştu. Bölgede birinci ürün pamuk olarak hedefleniyor zaten, çalışmalar öyle. Buğday, arpa, ikinci ürün olarak da mısıra hemen giriş yapılıyor. Seracılık, Karali dediğimiz kaplıcalarımızın olduğu, siyah suyun olduğu alanda orada yayın. Kırsalda da zeytin, nar yayılım. Şey. Evet, bunun yanı başında boş alanlarda da hayvancılık da yayılım. 2017 yılında yapmak istediğiniz projeniz, en büyük hedefiniz ne? Biraz projeden bahsedelim. Muhtarlık döneminde en büyük hedefim hem siti irdeleme. Siti irdelerken vatandaşların yaşama özgürlüklerine kavuşturma. Evet. Hedefim oydu. Bir de bunun yanı başında kültür varlığımızı koruma. Bu mücadele 2011-12'ye kadar ancak o dönemlerde gerçekleşti. Çok şükür onu başardık. Şu andaki hedefim gerçekten yaşanabilir. Güzel, şirin bir ilçe oluşu. Bir ilçe oluşu. En büyük hedefim de eğitime çok ağırlık veriyorum. Çok önemli. Evet. Gelen kaymakam arkadaşlarımız, gelen valilerimiz de bu desteği bize veriyorlar. Biz sürekli okullarımızla, yani kırsalda, mahallelerimizde okullarla işbirliği içinde onların çevre düzenlemesi, oturma alanları vesaire, onları şey yapıyoruz. Oradaki çocuklarımızın kırtasiyeden diğer okul ihtiyaçlarına, temizliğinden tutun da diğer ihtiyaçlarını da sürekli kırtasiyeden bilgisayarlarına, diğer tüm ihtiyaçlarını biz kendimiz karşılıyoruz.
Efendim biz birazcık da gündemden bahsedelim. Bu referandum süreci içerisinde sizin görüşleriniz neler? Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında biraz bilgi alalım sizden. Harran sürekli bire oynuyor. Yani Türkiye genelinde mesela Cumhurbaşkanlığında daha önceki referandumlarda da 95-96'ların üzerinde bir oy vermiştir. Bu andaki hedefimiz de yine 98-99'larda. Buradaki vatandaşların da düşüncesi şu. Türkiye'nin, ülkenin şu andaki kaostan kurtulabilmesi için evet deme. Bunun dışında bir şeyleri yok. Türkiye'de ve Avrupa'da şu an gurbetçilerimiz de bizi izliyor. Bir mesaj gönderelim Harran'dan. Ne söyleriz son olarak? Televizyonlara başındaki yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma saygı selamlarımı sunarım. Derim ki buyurun gelin. Harran'ı yerinde görün. Terörden arındırılmış, terörün hiç bulaşmadığı, huzurlu, sakin bir ilçe. Gelip burada görmelerini burada tavsiye ediyorsun. Aynen. Mazlumlar sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Bu hafta da zirve konuklarımızla sizlerle birlikte olmaktan sevgili seyirciler bizler çok mutlu olduk. Umarız sizler de bu memnuniyeti bizlerle yaşamışsınızdır diyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Gelin incisi İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz?